Evet arkadaşlar, bu aborjin ağamızın kışa soktuğu ve kıştan sağlıklı çıkan kovanı, buna hiç petek vermedi bildiğim kadarıyla. Ben de vermedim. Ve hiç petek verilmeyen arının doğadan gelen, meradan gelenle ne kadar iş yaptığıyla alakalı bir video hep beraber. Ben de kovanı ilk defa açıyorum. Uzun zamandır açmadım. Bir bakalım ne alemde kovan. En son üzerinde kek vardı hatırladığım kadarıyla. Evet, arının üzerinde kek, hala kadrosu aynı. Herhangi bir temel petek verilmemiş. Komple basıyor. Ancak iş verilmeyince, temel petek verilmeyince arı dalak bile atmamış. Yani arı diyor ki ben bu şekilde halimden memnunum. O yüzden mutlaka arıya ya temel ya kabarmış ya yarım kabarmış mutlaka temel petek verip şurup desteği vermemiz gerekiyor. Sadece kekle arı ancak kendi karnını doyuruyor. Yani özellikle de yağmurlu iklimlerde. Dolayısıyla mum kabartabilmesi için mutlaka şurup beslemesi şart. Kekle mum kabartma mümkün gözükmüyor. Mümkün değil. Hele de dengesiz iklim koşullarında ve yağmurlu iklimlerde, hatta ılıman iklimlerde dahi. Arı ancak kekle kendi karnını doyurur. Yani bakıcı arılar kendi karnını doyurur ve hafif larva beslemesi yapar ama kadro arttıramaz. Kadro arttırabilmesi için iş vermemiz lazım. Mum kabartması lazım ve kabartılan mumlara da tekrar ana arının yavru döşeyip bakım besleme yapması gerekir. Bu arıya petek verip çoğaltmazsak arı bir süre sonra olduğu yerde saydıktan sonra oğula dönebilir. Yani bu da neden olur? Polen ve nektar sıkışmasıyla, yani polen ve nektar blokesiyle oluşur. Ana arı yumurta atacak yer kalmaz ana arıya. Dolayısıyla yumurta atacak yer olmadığı için içeride bakıcı arılar kaynaklı, yani larva kaynaklı aile kokusu içeride yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Ve dolayısıyla ana arı beslenmesi unutulur ya da kesilir, kapı dışarı edilebilir. Ya da bu koku eksikliğinden kaynaklı çanak dikmeleri ya da süpersedür dediğimiz ana arı değişim memeleri dikmeleri söz konusu olabilir arkadaşlar. Buna şu anda üzerinde kek var. Buna şurup beslemesi yapılacaksa mutlaka petek verilmesi gerekiyor. Şimdi aborjin ağayı arayalım. Bakalım buna temel peteksiz sadece boş çerçeve vererek kendi mumunu öldürmesine razı mı değil mi sorarak iş yapıyorum. Sormadan iş yapmıyorum. Çünkü arı benim değil arkadaşlar. Arıyı sahibine sorup iş yapmak lazım. Emanet arı emanetin canı ters çıkar derler. Bakın şu arıdan gördüğüm kadarıyla da arı buraya yavaş yavaş mum tutmaya başlamış. Yani arı mum tutmaya hazır hale gelmiş. Şimdi aborjin ağayı arayalım, bakalım ne diyecek, ona göre hareket edeceğim. Evet, maalesef kendisi herhalde geceden çıktı. Ulaşamadım kendisine. Çalıştığı için, yoğun mesaili çalıştığı için gelip bakamamış anladığım kadarıyla. Bakalım tembel aborjin ağamızın arısı ne yapacak. Ve bu da onun oğlu. Oğul da yine kekle beraber devam ediyor. Oğlun içine ya su ya şurup vermiş ama tam ne olduğunu bilmiyorum. Tam bu şuruplukla beraber muhtemelen gelip şurup desteği vermiş buna. Anladığım kadarıyla diğer kovana da muhtemelen şurup desteği vermiş ve şurup çekmiş. Onu tahmin ediyorum. Şu anda başka bir tahminlik durumu yok. Arı 3 çerçevede kendini koruyor. Yani anladığım kadarıyla yağmurlu iklimde zaten keki var. Az da şurup yesin ve su ihtiyacını gidersin gözüyle bakmış olabilir. Kendisine ulaşamadığım için bir netice bilemiyorum ama önemli olan arısının ölmemesi, hala yaşıyor ve devam ediyor olması. Yani arının yaşam payını vermiş, verim payını vermemiş. Verim payı artık daha sonra. Arının verim payını alabilmek için 80.000 nüfusa ulaşması gerekir. Yani 20 çerçeveye ulaşması gerekir.
tarlacı kadrosunu arttırması gerekir ki arı meradan nektar ve polen çekebilsin, biz de faydalanalım. Bu demektir ki muhtemelen bunu da bölecek, bala çalıştırmayacak, bölerek arı çoğaltacak gibi duruyor. Öyle tahmin ediyorum.